uçuşup giden zamana inat vuruyor kalbim, duyuyor musun? Bana aşkı gözlerin anlatırken sen neden susuyorsun? Sen bu tarafa, sen de bu tarafa. Bahar, duyuyor musun beni? Aç gözlerini Bahar. Bahar, duyuyor musun? Tamam, geçecek, tamam mı? Geçecek, bir şey olmayacak. Merak etme, iyileşeceksin Bahar. Kurtaracağız seni, tamam mı? Merak etme. Bir şey olmayacak sana. Seni kurtaracağız, tamam mı? Yaran çok kötü değil, tamam mı? Kurtaracağız seni, merak etme. SD getirin hemen buraya. Tamam. Git abine. Sakin ol. Hadi çocuğum. Abine git. Git abine. Tamam. Dayan. Dayan, sen güçlüsün. Dayan. Dayan bak. Kendini bırakmak yok. Dayanacaksın. Tamam, biz yanındayız, merak etme. Bahar, kendine gel. Tamam mı? Senin dayanman lazım. Sen güçlüsün.
Kendine gel. Bak hocam burada. Bak arkadaşlarım burada. Hepimiz buradayız. Merak etme. Kurtaracağız seni. Çok kan kaybediyor. Çok kan kaybediyor. Seyde nerede kaldı? Acele edin biraz. Hayır, hayır Bahar, aç gözünü, aç gözünü Bahar. Bahar, gözünü açık tutacaksın. Dayan, dayan. Güçlüsün sen, dayan. Hadi, hadi, hadi. Geldi şimdi müdahale edeceğiz, sana geçecek tamam mı? Hadi. Bırak bana, bana bırak. 2, 3. Evet. Hemen SD'yle değiştireceğiz, hadi. Çekil, açalım, açalım. Bak, yaptığını beğendin mi? Senin eserin. Ben sana geldim, seni buldum. Sen ne yaptın? Bana yardım bile etmedin. Anladın mı? Tamam, dur, 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 dur. Herkes hazır olsun. Başını buraya. Steteskop ver. Nabız 120, tansiyon 9'a 5. Çok kan kaybetti. Bahar, aç gözlerini Bahar. Sen çok güçlüsün. Hiçbir şey olmayacak. Yaran küçük Bahar'a baktık. Hipovolemik şoka girebilir. Hemen damar yolundan volüm genişletici takalım. Sponç ver. Bu senin daha rahat nefes almanı sağlayacak. Bize bırak. Evet, Bahar. Bahar sakin olmaya çalış. Şimdi yavaşça çevireceğiz tamam mı? Kurşun çıkış dilini görmem lazım. Hadi. 3, 2, 1. Hop. Kurşun akciğerin üstü bundan geçmiş gibi görünüyor. Hemen EKG'sini alalım. Hadi. Tamam hocam. Dur, dur, dur. Yaklaşma! Sen! Sen git, başkasına git dedin! Sakin ol, dur. Sakin falan olamam! Bırak, bırak, bırak şunu, ikinize de yardım edeyim, hadi. Tamam mı? Hadi ver. Öldür. Öldür onları, öldür! Yalan söylüyorsun! Seni öldüreceğim! Dur, 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 dur. Tamam, tamam, tamam. Başka çare yok. Hiçbir şey için geç değil. Yardım edebilirim. Yaklaşma! Tamam, sakin ol, sakin ol. Bir dakika, bir dakika. Tamam. Yapın, tamam mı? İçinde ne var ne yok öğrenin. Öleceğini düşündüren ne sana? Her şey, yaptığım her şey. Ben ölmeye hak ettim. Beynim otopsi.
sen misin? Annem. Annem beni merak eder. Annem. Annem beni merak eder. Nefes alamıyor. Solunum yoluna kan doluyor. Hemen entübe etmemiz lazım. Aç orayı. Şimdi ne yapacağız? Şimdi Fatih, ne yapacağız? Sil gözünün yaşını, kendine gel. Tamam mı? Hadi sakin ol, hadi. Açıl, açıl, açıl. Ali Asaf Bey. Alp, fiber optik bronkoskopu getir. Hemen olun. Tamam hocam. Bu operasyonun sorumlusuyum. Silahlı saldırgan hakkında sizden bilgi almam lazım. FOB'la vakit kaybedemeyiz. Entübe ediyorum. Akciğerlerden birisi tamamen çökmüş durumda. Tek akciğer entübasyonu yapman lazım. Bunun için de bronkoskop gerekli. Zaman kaybedemeyiz. Kör entübasyon yapacağım. Solunum yolu için etomilat çekin. Bakın önemli. Saldırı hakkında. Bugün hastanede herhangi bir şey dikkatinizi çekti mi? Akciğerdeki kanımı bu şekilde göremezsin. Dinle beni. Eğer beklersek bağrı kaybederiz. Ali Asaf Bey, beni duyuyor musunuz? Bilmiyorum. Herhangi bir şey dikkatinizi çekti mi bugün? Hayır. Emin misiniz? Bir defa daha düşünün. Hayır dedim ya. Burada bir hayat kurtarmaya çalışıyorum farkındaysanız. Doktor Bey, sizin işiniz hayat kurtarmak. Benimkisi de ölümlere engel olmak. Fatih, hemen söyle ameliyathaneye hazırlasınlar, tamam mı? Hadi, hadi, hadi. Alp! Selim Hoca'yı çağır hemen. Tamam hocam. Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi bağır. Öfkeni kontrol et. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Kontrol, kontrol. Kandırmıyorsun beni. Kandırmıyorum, hayır. Daha yapmak istediğim çok şey var. Merak etme, yapacaksın. Dayan biraz, tamam mı? Şimdi gelecekler, tamam mı? Şüphelinin hastanenin içinde bir yerlerden ateş ettiği net. Bu adam binanın içinde bir yerlerde. Ara katları kontrol ederken bir yandan sivilleri tahliye edin. Peki efendim. Adamın ne çapta bir manyak olduğunu bilmiyoruz. Kimseye zarar gelmemesi lazım. Doktorlar ve hastane personelinden kimse yerlerini terk etmeyecek. Güvende olmaları lazım. Daha fazla kayıp vermek istemiyorum. Bu arada elektronik kilit sistemini devreye soksunlar. Bütün odalara ve ara katlara giden kapılar kapatılsın. Kimse olduğu yerden ayrılmasın. Bu arada asansörleri de kapatın. Saldırganın diğer alanlara rahatça geçmesini engellemeliyiz. Anlaşıldı efendim. Ha,
Hastanenin bütün asansörleri durduruldu. Gelecekler. Sakın, sakın, sakın uyumak yok, uyumak yok. Uyanık kal, tamam mı? Bu böyle olmayacak. Bak, sakın kendini bırakma, tamam mı? Yarayı iyice bastırman lazım, tamam mı? Tamam. Ben gidip yardım çağıracağım, birilerini bulmam lazım. Arzu kapıyı! Ben kaçtığını diyeceğim sana Arzu kapıyı! Selim Hoca yukarıda bir yerde, benim Arzu'ya ulaşmam lazım. Ne demek yok? Ne demek yok? Yok ne demek? Ne demek yok? Ben de gideceğim, kafayı yiyeceğim şimdi. Bağır hocam ya! Dedim ona, ne gidiyor kadın? Ay ben böyle şişine. Ne var? Alp, 7. kattayız. Çok ağır yaralı biri var. Bu asansörün kapıları kapanmıyor. Bozuk galiba bu. Bozuk falan değil Samo. Saldırgan yüzünden kapattılar. Saldırgan mı? Silahlı manyağın biri yukarıda, kimse yukarı çıkartmıyorlar. Nasıl ya? Herkes olduğu katta sıkıştı. Kapılar da kilitli. Resmen kapandayız. Tamam da bu yaralıyı nasıl indireceğiz? İndiremezsin. İndiremezsin Samo. Ben de Selim Hoca'ya çıkamıyorum. E tamam, ne yapacağız peki? Dikkatli ol. Gir bir yere saklan. Ben bir yerde saklanayım da yaralıyı nasıl indireceğiz? Elinden geleni yap Samo. Elinden geleni yap, tamam mı? Beklemekten başka hiçbir çaremiz yok. Ne oldu? Ne dedi Alp? Yapacaklar değil mi asansörü? Cevap versene ya. Tamam. Tamam, cevap vereceğim. Ama ne olur panik yapma Esma, tamam mı? Ne olur panik yapma. İyi tek doğrusu. Aşağıda bütün kapılar kilitli, kimse yok. Bizimkiler o manyağı... Tamam, yormuş kendini. Tamam, yavaş. O manyağı yakalamak için yapmıştır. Geçecek, tamam. Ben şanslıyım ama, değil mi? Böyle bir yerde... bir doktorla... beraberim. Kurtulacaksın, tamam mı? Selim Hoca nerede? Ulaşamadım. Ne demek ulaşamadım ya? Acil bir anjiyoya girmiş. Telefonunu da almamış yanına. O zaman yanına git. Denedim hocam, denedim ama asansörleri kapatmışlar. Polisleri ikna etmeye çalıştım. Dil döktüm, her şey yaptım ama olmadı. Bırakmıyorlar hocam. Birini tut şunu, Fatih tut şunu. Fatih. Tut şunu! Ben diğer genel cerrahlara bakmaya gidiyorum. Alp. Fatih, Fatih kendine gel, tamam mı? Sakin oluyorsun. Bahar sana emanet. Biz gelene kadar onu hayatta tutacaksın. Tamam mı? Tamam mı Fatih? Aferin, güzel, güzel. Sen bunu yapabilirsin, sana güveniyorum. Hadi, hadi. İlk üç kata kadar temiz. Her yere bakalım. Nasıl yani? Hiç mi haber yok bu heriften? Maalesef yok. Sanırım üst katlarda. Oğlum hastane tahliye ediliyor. Ameliyatlar birer birer iptal oluyor, erteleniyor. Bir an önce bu herifi yakalamak istersin. Hadi oğlum. Benim yukarı çıkmam lazım. Kimse yukarı çıkmıyor. Anlaşıldı. Bakın, acilde gördüğünüz hasta bir doktor. Durumu çok ciddi. Benim hemen kalp damar cerrahı arkadaşıma ulaşmam gerek, tamam mı? Kimsenin hayatını riske edemem doktor. Yukarı çıkılmayacak dediysem çıkılmayacak. Bak sana derdimi anlatamıyorum galiba. Zaman hastamın aleyhine işliyor. Burada söz konusu olan birinin hayatı. Benim de burada sorumlu olduğum 480 kişi var. Hepsinin hayatından sorumluyum, sen de bunlara dahilsin. Kimse kıpırdamayacak dedim, kıpırdamayacak.
Ben de sana yukarı çıkmam lazım dedim. Çıkılmayacak dedin. Emirleri duydun. Beni durdurmanız için tutuklamanız lazım. Hastanede bunca olay oluyor. Sen beni burada tutuyorsun Selim. Alacağın olsun. Hocam bana kendiniz geldiniz iyi değilim diye. Biraz göğsüm sıkışmıştı. Sen neredeyse burada beni bypass yapacaksın. Şu sonuçlara bakılırsa hiç de uzak ihtimal değil yani. Tamam mı? Bitti mi? Bitti bitti ama kalkmayın. Daraldım burada ya. Kalkmayın ama hocam. Kime diyorum? Bak. Ayağa safa tek kelime etmek yok. Anlaşıldı mı? Tamam. Ama siz de kalbinizi sıkıştıranın ne olduğunu söyleyeceksiniz bana. Ay, tehdit ha? Yok. Anlaşma diyelim hocam. Hocam. Can sıkıcı durumlar var. Ne oluyor? Haberler kötü, saldırgan hastanenin içindeymiş. Şşş, sessiz ol. Herkes olduğu yerde kalacakmış. Nasıl? Kimse yerinden kıpırdayamıyor. Polislerin emri böyle. Çok kanama var. Bandaj tutmuyor. Artık çok üşümüyorum. Kurşun içeride kalmış. Kanamayı durdurmak için elinden geleni yapıyorum, tamam mı? Güçlü biri. Dayanıyor. Ve atlatacak da. İnan buna Fatih, tamam mı? İnan buna. Bu böyle olmayacak. Bu çalışıyor mu? Düşmüş olma. Çalışıyor. Nereden açılıyor? On beşinci kat temiz. Asansörler kontrol altında. Beni duyuyor musunuz? Doktor Eylül ben. Beni duyuyor musunuz? Çatıdayız. Burada saldırganın vurduğu bir polis var. Duyuyor musunuz? Ya bir de bunlarla mı uğraşacağız? Burnumuzun dibine girdiler. Şunları çözsene. Tamam. Hadi. Çatıda bir doktor var. Yanında bizden bir yaralı olduğunu söylüyor. Ver bakayım. Tamam. Gelirsin. Evet, dinlemedeyim. Kendinizi tanıtın. Kaç kez anlatmam gerekiyor? Doktorunuz. Adım Eylül. Çatıdayız. Buradaki hastanın durumu acil. Önce kontrol etmemiz lazım. Bundan ötürü hayati risk taşıyor. Bir an önce ameliyat almamız gerekiyor. Bakın aktif saldırgan şu anda yukarıda bir yerde saklanıyor. Kimsenin can güvenliğini emniyet altına almadan harekete geçemem. Önce bir güvenlik koridoru oluşturup size ulaşmaya çalışacağız. Siz Türkçe anlamıyor musunuz? Adam ölecek diyorum. Hemen buraya acil bir ekip gönderin, hemen. Bakın Eylül Hanım, sizi gayet iyi anlıyorum. Ama şu anda hastanede eli silahlı bir katil dolaşıyor. Herkes can güvenliği için olduğu yerde beklemek zorunda. Daha fazla kişiyi öldürmesine engel olmak benim tek görevim. Lütfen herkes can güvenliği için olduğu yerde saklansın. Ya bakın, saldırganın silahı burada. Yanında silah yok. Yanında başka silah olabilir. Bunu bilemeyiz. Silah. Silahım daldı. Silahım onda.
bir de ölecek. Siz benden ne istediğinizin farkında mısınız? Oturup izleyecek miyim bunu? Ben sadece prosedürleri açıklıyorum Eylül Hanım. Hiç merak etmeyin, elimizden geleni yapacağız. Bakın ne olur beni dinleyin. Sonra çok zor durumda kalıyorum. Tamam. Anladım, tamam. Selim Hoca siz taburcu olana kadar yanınızdan ayrılmamamı tembih etti. Ya iyiyim işte, bir şeyim yok ki benim. Dediğin gibi odadan dışarıda çıkmayacağım. Güzel. Ama sen de benim dediğimi yap. Git, Eylül iyi mi bana onu öğren. İyidir eminim. Yani o da bir yerde bekliyordur. Olsun kızım. Kulağımızla duyalım. Bakma bana öyle. Kovulduğum yere geri döndüm sanıp horoz gibi kabarma sakın. Ne horozu Mesrin? Kafaya mı yedin Allah aşkına? O beceriksiz kızının yanında kovdun ya beni. Unuttun mu hemen? Ya senin ne işin var hala hastanede? Aman ne lanet yer burası böyle canım. Korkut'un eli gibi. Önce çıkışı bulmak için döndüm durdum içeride. Sonra da kapısı bacası kilitlenmiş kaldım işte. Ben dışarıdayım bir şey olursa. Tamam kızım. Dediğimi unutma, tamam mı? Tamam. Suratına bakacağım yok yoksa ha. Döndüm diye sevinme hemen. Tövbe ya Rabbim, tövbe. Ay bunlar da film ha. Eylül Hoca'nınkiler mi? Buradan da katta niye kimse yok diye söylendi gitti Cici anne. Ay Yonca, sendeki soğukkanlığa hayranım. Yani hastanede silahlı bir manyak var ve sen hala kızının hediyesini paketleme derdindesin. Anne olunca anlarsın tatlım. Ay inşallah. Hastane alarmında sizin şu halinize bak. Habire kakara kikiri. Neyse, var mı bir huzursuzluk? Dediğimiz gibi herkese tatbikat var diye açıklama yaptınız. Hastanızın yanına dönün lütfen. Söylenmedi mi size tatbikat var? Katı terk etmek yasak. Sakin. 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 Anlaşamıyoruz galiba. Tehlikedesin. Herkes öldür. Öldür! Bir şey var. Çıkması lazım. Benim randevum yok. Kafamın içindeki çıkması lazım. Melda! 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 Melda!
Ne oluyor ya? Allah'ım, Allah'ım lütfen koru bizi. Yalvarırım koru bizi. Ne olursun koru. Nesrin sakin ol. Nesrin sakin ol ya. Hiçbir şey olmayacak. Doktor var mı? Yok. Tespit ettik amirim. Silah sesi 8. kattan geliyor. Güzel. Demek ki herif aşağı iniyor. Herkes elini çabuk tutsun. Ekipler hazır. Kaçıncı kattalar? En son 4. katı temizlediler. Şu çatıdaki yaralı polise de bir an önce ulaşmamız lazım. Emredersiniz. Hadi göreyim size. Kan. Kafam kanıyor. Çağırdım. Kaç saat oldu? Kimse yok. Hanımefendi, hastanemizde bir tatbikat uygulanıyor da o yüzden gelememiştir arkadaşlar. Siz lütfen odanıza geçin. Gerekmediği sürece de dışarı çıkmayın, olur mu? Buyurun. Peki, tamam. Ölüyor muyum doktor? Doğru söyle, bir yalan yok. O ana kadar yanında elini tutacağım. Öyle sımsıkı tutacağım, hiç bırakmayacağım. Abimle küçükken kavga ederdik. O da polis. Yani futbolisti. Şehit oldu. Ben çok ağladım arkasından. Çünkü ona gurur duyduğumu söyleyemedim. Şimdi ölürsem abime kavuşur muyum doktor? Ben gidene kadar elimi hiç bırakma, olur mu? Bak Selim, bu işin sonuçları bu kadar uzun sürmez. Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Yok hocam, olur mu öyle şey, çocuk kandırır gibi? Nasıl saklayayım ben sizin gibi bir doktordan? Bu sadece teknik bir sıkıntı var. Selim abi. Ali Asaf. Acilde sana ihtiyacımız var. Ne oldu? Gel abi benimle. Ben de geliyorum. Baba, sen burada kal. Evlat, neler oluyor burada?
Baba, sen lütfen burada kal, tamam mı? Kurtarmam gereken bir aslan var. Lütfen burada kal ve buradan dışarı çıkma, tamam mı? Sakın dışarı çıkma. Ben sana anlatacağım. Hadi abi. Hipovolemik şoka giriyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Çekilin şuradan. Çekilin! DT'ye girecek. Kalitesi masajına başlıyorum. Alp, defibrilatör hazırla. Ne olacak? Acil. Wi-Fi girdi. Kalk masaja başlayacağım. Sinan Hoca arıyor. Vazgeçmeyeceğiz ki, tamam mı? Bugün burada bizimle kalacaksın. Gitmek yok, inatçı keçinin tekisinden ben biliyorum çünkü. Sen gidersen beni kim kızdıracak ha? Onun için burada benimle kalıyorsun. Tam burada şimdi, anlıyor musun? Bir yere gitmiyorsun, tamam mı? Hocam. Alp, yüzüyor. Çabuk. Çabuk! Hazır hocam. Açın. Üç, iki, bir. Tekrar yüz. Çabuk! Tamam, yüzüyor. Üç, iki, bir. Bahar. Şu hastanenin haline bak ya. Kan bile orada duruyor hala. Nerede şu senin Melda? Hastanenin müdürü olacak sözde. Halledeceğim baba. Ara şu kadını da gelip asıl işinin başına geçsin. Ne oldu? Açmıyor mu? Bahar'a ulaşamıyorum. Cevap vermiyor. Tekrar oğlum, tekrar. Fatih 200 oğlum, çabuk. Çabuk. 3, 2, 1. Alo Sinan Bey, ben Alp. Bahar orada mı? Alabilir miyim telefonu? Sinan Bey, acile gelseniz iyi olacak. Sinan! Sinan hocam. Ameliyat için Selim hocayı bekliyorduk. Kapılar kapanınca Ali hoca onu bulmaya gitti. İyiydi, sonra bir anda kötüleşti. Ne olduğunu biz de anlamadık. Size gelin de masaj bende. Artık canım çok yanmıyor.
Bu kötü bir şey değil mi? Karım çok kızacak biliyor musun doktor? Akşam eve erken gel demiştim. Siparişleri vardı. Tulum batat. Hep tulum batatlı san şeyleri biliyor musun? O benim ilk aşkım. İlk ve son. Giderek seni de üzdüm. Hep ben anlattım. Şimdi sıra sende. Söz vermiştin doktor. Şimdi sen anlat. Adı Ali Asaf. Tıpkı adı gibi erdemli. Sevmekten yorulmayan. Hiçbir şeyden korkmayan biri. Hiç vazgeçtiğini görmedim. Onun kadar güçlü birisinde. Sanki hiçbir şey onu yıkamazmış gibi. Sanki dünya yansa. Ben ona sığınsam, o beni korurmuş gibi. Devam. Devam et. Gözler kaldı aklımızda, aman aman
acı yüzler, kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman yandım aman, kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman acı yüzler, kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Bir yaz güneşi gibi. Oğlum. Eritir hep bu ter. Oğlum Sinan. Bir yaz güneşi gibi. Eritir hep bu ter kedinişler. Aman aman. Yandım aman, kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman acı yüzler, kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman yandım aman, kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman acı yüzler, kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman yandım aman, kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Başımız sağ olsun. Ama topla kendin. Kızım öldü benim. Kızım. Tek kızım. Bunu yapan kimse mutlaka hesabını verecek. Kızımın ölümünden sorumlu olan herkes. Tek tek. Onlara bunu ödetmeden ölmeyeceğim. Allah'ım. Ne asansörle inebiliyoruz, ne merdivenle inebiliyoruz. Hiçbir şekilde inemiyoruz aşağı.
Ben sende yalvarıyorum, ağlama artık. Lütfen ağlama. Sürekli ağlıyorsun. Şuradan çıkmak için bir şey düşüneceğim. Düşünemiyorum. Ben buradan çıkmak istiyorum. Tamam işte, ben de istiyorum. Bunun için bir şeyler düşünmek istiyorum Esma'cığım. Ben güzel kafeme gidip kek börek yapmak istiyorum. Esma, anlıyorum ama lütfen ağlama. Yalvarıyorum, ağlama. Tek düşündüğüm şey bardakların üzerindeki parmak izleri olmasını istiyorum. Yeter Esma, yeter. Tamam, yeter. Lütfen. Esma, lütfen ağlama. Esma, yeter! Ağlama artık, sakin ol. Yardım edin. Yardım. Yardım, doğru söylüyor. Tamam, 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 yardım edeceğim. Yardım edeceğim, söz veriyorum, sizi kurtaracağım. Sakin olun, sakin olun, yardım edeceğim. Esma, Esma, beni burada bekle. Dikkatli ol. Tamam, ben dikkatli olacağım. Sen de artık ağlamayacaksın. Bak, sana ikinci bir emre kadar ağlamayı yasaklıyorum. Anlaştık mı? Tamam. Burayı görüyor musun? Burayı kapattığın zaman başka çıkışı yok. Tamam mı? Hala yakalayamadınız mı? Saldırganın kimliği nedir? Amacı nedir? Bilmek istiyorum. Pardon da kim soruyor? Az önce çalışma arkadaşını kaybeden bir doktor soruyor. Biz bir doktor kaybettik. Zamanla yarışıyoruz burada. Anlıyorum Doktor Bey. Bari kimliğini söyleyin. İsmi Hakan. Burada Doktor Eylül Hanım diye biri varmış. Ona muayeneye gelmiş bu herif. Eylül mi? Ta kendisi. Aralarında bir bağ olduğunu düşünüyoruz biz bunların. Nasıl bir bağmış bu? Orasını henüz öğrenemedik ama garip bir bağ. Düşünsenize, kim gece arabasını çaldığı bir doktora ertesi gün muayeneye gider ki? Bir dakika, bir dakika. Bu manyak Eylül'ün arabasını çalan herif mi? Aynen öyle ta kendisi. Görgü tanıklarına göre bu manyak Eylül Hanım'a tedavi olmak istiyor. Muayeneye gidiyor. Eylül Hanım da reddedince sinirleniyor, çekiyor, gidiyor olay bu. Sen benim işimi doğru düzgün yapmama izin vermedin. Senin yüzünden geç kaldık. Senin yüzünden kaybettik onu. Senin yüzünden Güzgür'ü kaybettik bari. Yasap, ne yapıyorsun? Bırak Selim abi. Bana bak, Tuğar. Ben Doktor Eylül. Çatıdaki polis öldü. Duyuyor musunuz? Eylül. Başaramadım, kurtaramadım. Merhaba, çatıdaki kapıları hemen açalım. Böyle çatıda mı? Açın hemen o kapıları. Sana daha önce de söylediğim gibi doktor. Aktif saldırgan yakalanmadan ben kapıları falan açamam. Bana bak. Bırak. Bırak. Lütfen, lütfen. Bir dakika memur bey, bir dakika, bir dakika. İndirin silahları kardeşim, sakin olun. Lütfen. Bana bak. O çatıdaki kadın... Benim bu hayattaki her şeyim. Duydun beni. O kapıları açacaksın. Emir ver, o kapıları açsınlar. Eyvah.
Başım kanıyor. Yapıştıracak bir şeyler arıyorum. Sen doktor musun? Adım Samet. Doktorum. 6 kardeşim var. Doktor olacağıma kimse inanmadı. Bir tek annem inandı. Annem de doktor olacağıma inandığı için evini bağını ne varsa satıp beni doktor yapmak için uğraştı. Şimdi onlara ben bakıyorum. O sana yardım edebilir. Onlar da 3 ayda bir yanlarıma gelirler. Beni burada görünce doktor olarak çok seviniyorlar. En çok da annem seviniyor. Doktor, yaramı bakar mısın? Bakar mısın doktor? Yakalandın mı? Başka birine zarar verdin peki? Korkutma beni anne, ne oldu? Söyle. Pardon. Yavaş ol. Bitiyor. Şimdi bitecek. Bitti. Sen o kadın gibi değilsin. Kim gibi? Beni istemedi, geri çevirdi. Onun yüzünden oldu zaten bütün bunlar. Üstelik ayağına kadar gittim ama... Babam nerede? Burada olması lazım. Allah'ıma şükürler olsun.
Çıkma dedim, gitme dedim ama dinletemedim. Kim bilir başına ne gelmiştir şimdi. Nereye gitti? Seni bulacakmış. Çok umrundaydın sanki de yıllardır. Hadi Eylül çıkalım. Eskiden de uğursuzdun, şimdi de öylesin aynı. Hiçbir şey değişmemiş. Doktor bey baksanız iyi olacak. Ne oldu ki acaba? Ne? Sen burada kal. Hiçbir yere kıpırdama. Binlerce belgesel izledim. Binlerce de kitap okudum. Hatta o bekleme odasındaki saçma sapan dergileri bile okuyorum. Bugün oradaki bir cümle resmen hayatımı kurtardı. Diyordu ki, saldırganın size empati kurup yumuşaması için ona kendi hayatınızdan bahsedin. Yok. Çok zor nefes alıyor şu an. Getirdiğin malzemeler işe yarayacak mı? Malzemeler. Malzemelerin hepsi burada da. Ben de bu malzemeleri kullanacak yürek yok işte. Nasıl ya? Esma, biliyorum çok garip gelecek şu an ama ben canlı canlı bu adamı kesip o tüpe oraya sokamam. Yapamam ben bunu. Allah'ım ne olur bize bir şey yapmasın. Yalvarırım bir şey yapmasın. Yalvarırım bir şey yapmasın. Allah'ım bir şey yapmasın. Ne olur bize bir şey yapma. Eylül. Şşş. Eylül hocam. Betadin hazırla. Hemen. Bu yapacağım şey şimdi canını çok yakacak, tamam mı? Ama seni çok rahatlatacak. Biraz dayan. Şimdi katillerimizi bulacağım. Peki hocam, peki hocam. Allah'ım ne olur bu kabus bitsin artık. Sakin ol. Dinle evlat. Hepsini sonlandıracağım. Bak, bu benim oğlum. Bu ülkenin en iyi beyin cerrahlarından. Başındaki bütün seslerin hepsini çözeceğiz. Güven bana.
Yapma. Öldürürüm seni, anlıyor musun? Öldürürüm. Yapma evlat, bak dinle. Bu başındaki ağrılar, nöbetler, sesler hepsi gidecekler, inan bana. Bak. Bak sen hastasın. Tamam mı? Ben o kafanın içindeki tüm sesleri susturabilirim. Babama da bana da güvenebilirsin. Hadi ver şu silahı. Güven. Güven ha? Doktor Eylül Erdem'e gittim. Polis aradı. Sizin anladığınız güven bu mu? Ha? Sizin anladığınız güven bu mu? Evlat bize güvenebilirsin. Sakin ol. Susmuyorlar. Beynimin içindekiler susmuyor. Ben öldükten sonra beynimin içine otopsi yapılsın, tamam mı? Ama ben öldükten sonra. Ölmene filan gerek yok. Otopsiye gerek yok. Ben o beynin içindekileri susturabilirim diyorum. Bana güven. Ne gerekiyorsa bizzat yapacağım. Ben ilgileneceğim seninle ama şu silahı indirmen ve bana vermen lazım artık. Hadi, lütfen. Gidecek galiba. Evet, gidecekler. Beynimin içindekiler gidecek mi? Elbette gidecekler. Güven bize. Susacaklar. Hiç merak etme. Sessizlik. Sessizlik olacak mı? Olacak. Tamam. İnan bana, ben o sessizliği sağlayacağım. Hadi. Hadi indir şu silahı. Evlat, sakin ol. Hayır. Hayır. Bak buna gerek yok. Böyle bir şeye gerek yok, tamam mı? Çek o silahı başından. Çek. Çek. Gerek yok diyorum. Ben sana ne gerekiyorsa yapacağım. Çözeceğim. Hastalığını tedavi edeceğim. Lütfen şu silahı kafandan indir. Tamam mı? Sen tedavi olmak için gelmedin mi bu hastaneye? Tedavi burada. Yapacağım diyorum. Hadi. Hadi. Güven bana. İnan bana, çözeceğim. Lütfen. Bak evlat, doğru olanı yaptın. Neden hala yakalanamadı anlamıyorum. Bir saniye, bilmiyorum. Anlaşıldı, tamam. Hemen birilerini yolluyorum. Koş koş koş. Peki koş efendim. Koş. Ne oldu, yakalandı mı?
sponj ver. Hemen temiz sponj ver. Fatih. Arkadaşlar niye bakıyorsunuz? Temiz sponj versenize. Yardım etsenize. Beceremediniz lan. Abi bak yeminle benim bu işte bir suçum yok ya. Nasıl yok lan? Nasıl yok? Şu doktor karının altından arabasını alın. Azıcık yüreğini attırın dedim. Siz gündemin lan. Abi bak Bekir'in kardeşi manyak çıktı. Anasıyla Bekir'i mermi manyağı yaptı. İkisini de gebertti lavuk ya. Bana mı denk geliyor lan bütün manyaklar? Bana mı denk geliyor? Şu diğer doktor herifin arabasından kurtulun bir an önce. Kimse veda olmasın başımıza bir daha. Tamam abi. İyi günler. Bir doktoru ziyaret edecektim de. Şanslısınız. Daha şimdi başladı içeriye alımlar. Yakalandı yani. Evet. Polisler indirmiş, ameliyattaymış. Kimseye bir şey oldu mu? Maalesef. Polislerimizden birini kaybettik. Bunun dışında bir şey bilmiyorum. Başımız sağ olsun. Yapmamız gereken çok fazla test var, tamam mı? Hemen bunları hızlı bir şekilde laboratuvara götüreceksiniz. Her şeyi tekrar normale döndürmemiz gerekiyor. Ne işin var senin yine burada? Hastayız işte, kontrole geldik. Eğer Eylül için geldiysen bu sefer olmaz. Bu sefer seni ondan uzak tutacağım. Güzel. Doğru yerdesin. Ne saçmalıyorsun? Diyorum ki ben de seni görmeye geldim hoca. Derdimin dermanı sen de bana yardım edeceksin. Niye yapacakmışım bunu? Eylül'den uzak durmam için. Matkalılar. Eylül bak. Sorumluluk benim. Eylül yapma. İşte. Ne oluyor ya? Beni bu hale getiren Eylül Erdem bu. Kim bu ya? Ne yapıyorsunuz siz? Burası hastane, çıkar mısınız dışarı? Hasan'ın rızası olmadan kafasını delmişsiniz. Hem de kaldırımda. Yanlış müdahale iddialarını niye yanıt vereceksiniz? Şey senin yüzünden oldu. Bir kişi daha senin yüzünden öldü. Çatıdaki polis öldü. Başaramadım, kurtaramadım. Ben sana geldim. Seni buldum. Sen ne yaptın? Bana yardım bile etmedin. Bahar'ı kaybettik. Thank you.
Hadi kalk oğlum. Kalk. Sonu yok bunun. Bırakamıyorum. Böyle yaşanmaz ki oğlum. Hadi çık dışarı. Beraber çıkalım. Hava alalım biraz ha. Ha? Hadi. Hocam, biliyor musunuz? Ben onu hiçbir zaman bırakmadım. Bana bağırdı. Sesimi çıkarmadım. Canımı yaktı. Umursamadım. Beni görmezden geldi. Yok saydı. Ki en fenası oydu. Ama olsun dedim. Yeter ki o yanımda olsun. Ama şimdi ona sevdiğimi bile söyleyemeden kayıp gitti elimden. Oğuz, selam. Ali Asaf ben. Hala hastanedeysen bir ameliyat için yardımın lazım. Kimin ameliyatı? Gelince anlatırım. Tamam, bekliyorum. Asaf. Emin misin? İstersen bırak, bir başkası yapsın. Söz verdim abi. Bak, Bahar bizden biriydi. Böyle durumlarda bir başkasına bırakmak en doğrusu bence. Bence en doğrusu verdiğin sözü tutmak. Kim olursa olsun ameliyata girip elimden gelen her şeyi yapacağım. Kendini kahretmenin bir yararı yok. Engel olamazdım. Üç masum insan öldü baba. Kızımı kaybettim. Bir manyak yaptı bunu, hepimizi mahvetti. Mukadderat. Yapacak bir şey yok evlat. Sinan oğlum. Başın sağ olsun. Söyleyeceğimi bilemiyorum. Allah size sabır versin, güç versin. Sağ ol. Çok üzgünüm, çok. O katilin ameliyatına Ali Asaf girecekmiş, doğru mu? Birazdan alacaklar. Yaptığınız ilk müdahale gerçekten güzeldi. Hastanın hayatını asıl siz kurtardınız. Biz elimizden geleni yaptık. Teşekkür ederiz. Ay, çok şükür ya. Sonunda güzel bir haber aldık. Ay vallahi lokmalar dağıtacağım. Eyüp Sultan'a gidip dualar edeceğim. Ya Rabbim, sonunda kayıpsız acısız atlattık bugün, değil mi? Ay tabii, o polis dışında. Yani. Esma, benim sana bir şey söylemem lazım. Hayırdır inşallah. Ümit'in bir şey var değil mi? Kötü bir şey mi?
kötü bir şey mi? Hocam, ne olur alıştıra alıştıra söyleyin. Galiba bir olayı daha kaldıramayacağız. Hocam, Bahar Hoca'yı öldüren saldırgan başından vurulmuştu ya. Ameliyat alındı. Bilmek istersiniz diye düşündüm. Bahar mı? Nasıl yani? Bizim Bahar Hoca mı? Bahar Hoca öldü mü? Eylül, benim tanıdığım kimse ölmedi. Bahar ölmedi, değil mi? Eylül, Bahar ölmedi. Benim tanıdığım kimse ölmez. Eylül. Eylül. Ölmedi. Ölmez. Tamam. Başka Bahar'dır. Eylül, benim tanıdığım kimse ölmez. Çatına maçından ateşte kurşun Bahar'a isabet etmiş. Yalan söylüyorsun Eylül, ölmedi. Başka Bahar'dır, o ben sana söyleyeyim. Kurtaramamıştı resmen. Evet. Her şey hazırsa başlıyoruz arkadaşlar. Aslı tanımış birisi mi? Neden sordun? Böyle bir günde, bu saatte bu kadar insan toplamış ameliyatı izliyor. Normal değil. Durun! Durun! Hocam! Sinan Bey, ne yapıyorsunuz? Aslı, sen ne yapıyorsun burada? Sinan Bey, lütfen dışarı çıkın. Sen benim kızımın katilini ameliyat edemezsin. Doğru mu dedi? Üstelik benim hastanemde, benim doktorlarımla! Sinan Bey, tekrar ediyorum. Lütfen ameliyathanemden çıkın. Asıl sen çık! O katilin yaşamasına izin vermiyorum. Onu kurtarmanıza izin vermiyorum. Bakın, burada yatan bir yaralı. Kim olduğu ve ne yaptığı bizi ilgilendirmez. Çünkü biz doktoruz. Hakim ya da cezalandırıcı değiliz Sinan Bey. O pislik bunu hak etmiyor. Ona hak ettiği cezayı biz değil, adalet verecek. Şimdi biz görevimizi yapacağız ve onun hayatını kurtaracağız. Tamam mı? Şimdi çıkın ameliyathanemden dışarı. Şunu bir kenara yaz Ali Asaf Denizoğlu. Bu yaptığını asla unutmayacağım. Devam ediyor musun? Şimdi başlayabiliriz arkadaşlar. Maskeyi kapatalım. Her şeye rağmen. Ağzın yok mu senin? Niye kendin istemiyorsun? Beni
sınava hazırlar mısın? Geliyorlar. Geliyorlar. Koş, koş. Bırakmayacaktım Bahar. Bana temiz bir sayfa açmak için gelmişti. Ona inanmamıştım. Her zamanki Bahar diye düşünmüştüm. Belki de doğruyu söylüyordu. Asla bilemeyeceğim. Nerede? Niye yalnız bıraktınız çocuğu? Polis. Bahar'dan bana kalan tek şey. Sabahları gülüşüyle içimi aydınlatan, beni terslese bile yanında olmaktan mutluluk duyduğum kadından kalan tek şey. Ve o kadın artık yok. Yapma böyle Fatih. Aşağıda onun katilini kurtarmaya çalışan doktorlar var. Gözünü kırpmadan önüne geleni öldürmeye çalışan bir psikopatı kurtarmaya çalışan doktorlar var. Ama biz Bahar'ı kurtaramadık Al. Anlıyorum seni ama güçlü olmalısın. Nasıl? Var mı bir formülü? Ya da bir tuş? Basın düzeltin beni. Yok abicim yok. Bu saatten sonra benden bir şey olmaz. Bahar hep güçlüydü. Hatırlasana zayıf insanlardan nasıl nefret eder? Evet. Asla katlanamazdı. O zaman sen de devam edeceksin Fatih. Toplayacaksın kendini. Tamam, acın geçmeyecek biliyorum. Ama yaşayacaksın be abi. Ve işte sana fırsat. Bahar Hoca'nın yanında durmaktan gurur duyacağı bir doktor. Hep güçlü o. Bundan sonra bunun için yaşa. Yok. Olmaz artık. Bu saatten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ben de.
Aç bakalım MR sonuçta. Hemen hocam. Bu bir tümör. Aynen. Talamusun yanında. Amigdala'ya baskı yapıyor. Tam tahmin ettiğim gibi. Aşırı öfkesinin ve şiddet eğiliminin sebebi bu. Ben seninle aynı fikirde değilim. Kafasının içindeki tümör de olsa yaptığı seçimlerden sorumluydu. Yani? Yani şu. Özgür iradesi vardı. Ne yaptığını gayet iyi biliyordu. Ama o bu özgür iradeyi iyi kullanmadı. Yanılıyorsun. O sadece bir hasta. Biz doktorların görevi de hastayı hayatta tutup tedavi etmek. İradesini yargılamak değil. Eğer şimdi bunun tam tersini düşünüyorsan çık dışarı. Kraniye tam gelsin. Güzel. Durun lan durun. 7 aylıklar. Durun. İstediğin şeyi getirdim. Bu ne lan? Ben senden doktor istedim. Bu herif de kim? Doktorum ben. Size yardım edebilirim. Bak 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 bak. Ulan acil ambulans servisi gibisin be çakal. O yok, bunu verelim. Ama bir şartım var. Ulan bayılıyorsunuz şu şarta şurta be. Eylül'den uzak duracaksınız. Hele sen benim istediklerimi getir. İşimi gör de Eylül sizin olsun. İstediğim burada. Hesap kapandı. İş kesildi. İş bitti. Bir değişiklik olduğunda hemen bana haber verin. Peki hocam, anlaşıldı. Kolay gelsin. Hocam. Neredeyim ben? Hastanedesin. Bir ameliyat geçirdin. Beyninde tümör vardı, onu aldık. Ama şimdi her şey yolunda, merak etme. Tümör mü? Evet. Hatırladığın son şey ne Hakan? Annemle yarış yapıyorduk. Bulmaca çözüyorduk. İlk önce kim çözecek diye. Ama... ondan sonra bir şey hatırlamıyorum. Hafızan zamanla geri gelecektir, merak etme. Şimdi zorlama kendini. Ama bir şey hatırlıyorum. Hastaydım galiba. Başım çok ağrıyordu. Şu an sadece dinlenmen lazım. Boş ver onu. Gücünü toparlamaya bak. Neden kelepçelendin?
Çünkü kendine ve başkalarına karşı tehlikeliydin Hakan. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece başım ağrıyor. Bana bir iyilik yapar mısın? Tabii. Annemi arayıp iyi olduğumu söyler misin? Beni çok merak eder mi? Sen şimdi sadece dinlen. Tamam. Hiçbir şey düşünme. Tümörü duydum. Öfkesinin sebebi oymuş. Evet. Küçücük bir tümör. Ama tüm kişiliğini değiştirebilecek kadar da büyük. Ve bütün hayatını. Bundan sonra katil damgasıyla yaşayacak. Ve ben buna engel olabilirdim. Olamazdın Eylül. İyileşmek istiyordum. Kendi isteğiyle bana geldi. Ama ben zamanım yok diye bakmadım ona. Çünkü senin gerçekten zamanın yoktu Eylül. Randevularım vardı. Üstelik hayat hep böyle planlı işleyen bir şey değildir. Bütün bu olanlar benim yüzümden mi oldu Ali? Belki kaldırımdaki hastada da hata yapan bendim. Şşş, hayır. Hayır, lütfen böyle düşünme. Tamam mı? Yok öyle bir şey. Sakın, böyle düşünmek yok. Sakın. Gel buraya. Gel buraya. Eylül. Bak sen sadece bir doktorsun. Herkesi sen iyileştirip, her yanlışı sen düzeltemezsin. Artık biraz dinlenmen lazım. Çok koştun, çok yoruldun. Ama biraz dinlenmen lazım Eylül. Senin yüzünden değil. Yeter Sinan. Saatlerdir aynı şeye bakıp duruyorsun. Bırak artık. Eylül denen o kız MR'ları çektirtmiş ve hastaya bakmış olsaydı, kızım hayattaydı. Bahar şimdi yaşıyor olacaktı baba. Ona bunu öğreteceğim. Yapma oğlum. Kendine zarar vermenin bir faydası yok. Yapma. Bahar yerine o kız nefes aldıkça ona rahat vermeyeceğim. Onu her gün yaşadığına pişman edeceğim baba. Hepsi onun suçu. Hepsi. Thank you.
Allahu ahad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulid, ve lem yekun lehu kufuven ahad, Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulid, ve lem yekun lehu kufuven ahad, Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulid, ve lem yekun lehu kufuven ahad, Allahu ekber. Cenazedeyim annem. Yok yok, tanıdık biri değil. Ama senin iş rahmetin babası sayesinde çözüldü. Ay karıştırma şimdi, gelince anlatırım. Biletini kestirince saatini haber ver, baban gelip alsın seni. Hadi görüşürüz canım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'uzu bi rabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri gâsigin izâ vegab. Ve min şerri nefâsâti fil ugad. Ve min şerri hâsidin izâ hased. Allahu ekber. Dur bakalım Eylül Hanım. Bunlar daha iyi günler. Kız kardeşin geldiğinde göreceğim ben seni. El-Fatiha. Son olarak aklınızı helal ediniz. Helal olsun. Allah razı olsun. Eylül. Yanında kalmamı ister misin? Gerek yok, ben hallederim. Tamam, ben arabadayım. Tekrar başınız sağ olsun. Kızımın ölümüne sen sebep oldun. Sonra hayatındaki en büyük düşmanım benim Eylül Erdem. Hayatındaki herkesi kaybederek bedelini ödeyeceksin. Yanlış tarafa bakıyorsun. Babaannenin raporunu değiştiren adamın oğlu.
şimdiden kaybetmeye başladın. Üzerine toprak atılan sadece bahar değildi. Bugün benim için bir mail attı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.